George, seni duymadım. Diğerleri nerede? Yoldalar. Ya Veronica? Daha çok gençti. Arthur, konuşmamız gerekiyor. Sen dostum musun? Yani gerçekten dostum musun? Lütfen, bunu bilmem gerekiyor. Elbette dostumsun George, bunu biliyorsun. Yani ne olursa olsun yanımdasın, değil mi? Sorun nedir, söyler misin George? Hiç. Artık yok. İstediğin her şeyi gerçekleştirebilirim Arthur. Her ne istiyorsan. Söylemen yeterli. Belki de aşağı inip biraz dinlenmelisin ha? Dinle beni. Sana bir şey sunuyorum. Bunu almalısın. Söyler misin George? Ben senden ne isteyebilirim ki? Kurtuluş. Bunu nasıl yapabildin? Ben yapmadım. Sen yaptın. Kalbinin dönmeyi arzuladığı yer burasıydı. Artık yalnız ölmesi gerekmiyor. Ana. Arthur. Evet, buradayım hayatım. Acı. Artık dayanamıyorum. Sabah daha iyi olacaksın. Affet beni. Biraz uyumaya çalış. Hayır. Sana ihtiyacım var. Seni aptal, geri dön. Bunu bana neden yapıyorsun? Görmüyor musun? Kendine ikinci bir şans verdin. Ona geri dön. Arthur. Git. Şimdi seni görebilir. Ben buradayım anne. Teşekkür ederim. Kaldığın için teşekkür ederim. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Seni hiç terk etmeyeceğim sevgilim. Hayır. Bu olamaz. Gördün mü? Her şey mümkündür. Tanrım, sen neye dönüştün böyle? O ışık Arthur bana birçok şey gösterdi. Zamanı, uzayı ve doğanın güçlerini kullanmayı öğrendim. Hayır. Bundan vazgeçmelisin. Vazgeçmek mi? Daha yeni başladım. Dinle beni. Bunu unutmalısın. Ne pahasına olursa olsun unut. Dostum olduğunu ve ne olursa olsun yanımda olacağını söylemiştim. Sana dostun olarak yalvarıyorum. Gösterdiğin güç bir insanın kaldırabileceğinin çok ötesinde. Ama artık sıradan bir insandan çok farklıyım. Bunu görebiliyor musun? Kibir insanın en büyük düşmanıdır. Bu kibir değil. Gerçeklik. Sen tanrı değilsin. Senin nankör ahmak. Sana bir hediye verdim. Hediye mi? Sen buna hediye mi diyorsun? İstediğini aldın. Ölen karınla vedalaşma fırsatın oldu. Sana anılarımı kötüleme izni vermemiştim. Sana yardım ettim. Beni kullandın. Kaç kişiye ikinci bir şans verilir? Arthur, sen kutsandın. Buna lanetlenmek denir. Şu haline bak, gücün esiri olmuşsun. Evrenin sunduğu tüm imkanlarla capcanlıyım. Çıldırmışsın. Summerlee. Kendini tanrıyla kıyaslıyorsun. Hayır! Aa!
Hayır. 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 Roxanne! Margaret! Samuel'de neler oluyor? Kalbi durdu. Hadi seni yaşlı bırak, elimde ölemezsin. Neden bu kadar uzun sürdü? Sadece birkaç saniye daha. Birkaç saniyemiz daha yok. Acele edemez misin? Anlamaya çalışıyorum Veronica. Bu arada Challenger ölecek. Lanet olsun, bunu bilmiyor muyum sanıyorsun? Ben muhabirim, elektrikçi değil. Yapacağını biliyordum. Yalvarırım, yardım et! Yardım et! Elektrik mi veriyorsun? Onu öldüreceksin. O zaten ölü. Yardım etmezsem ölecek. Tekrar. Malone! Bir şeyler yap. Benden ne yapmamı istiyorsun? Bunu nasıl çalıştıracağımı bile bilmiyorum ben. Lanet olsun. Bu son şansınız olabilir profesör. Sakin ol. Samuri. Sakin ol. Dinlenmen gerekiyor. Bizi fazlasıyla endişelendirdin. Ne oldu? Hatırlamıyor musun? Çok fazla elektrik yüklendin. Olağanüstüydü. Ama bitti. Önemli olan da bu. Veronica! Ne yapıyorsun dostum? Köleciler! Kafanda büyük bir şişlik var. Artacak zaman yok. Köleciler Veronica için geliyorlar. Hadi, hadi gidelim. Bir daha uyarmayacağım. Onu götürün. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Yürüyorum kolun. Hadi hadi. Hadi. Teşekkür ederim çocuklar. Ucuz kurtuldum. Bize değil Challenger'a teşekkür et. O gitmiş. Ne demek gitmiş? Daha demin ölüydü. Fazla uzaklaşmış olamaz. Okuyan kişi bizden daha cesur, daha atılgan ve daha zeki olsun. Hmm.
Sanırım hala meşgulsün ha? Biraz temiz hava almak için yürüyüşe çıktım. Kölecileri nasıl bildin? Biraz karmaşık bir konu. Harika. Yani programımı düzenleyecek bir sekreterim olması. Bana tanrısı olduğum, içinde yaşamaya değmeyecek bir dünya gösterildiğini söyleyebilirim. Bilmeceler öyle mi? Bende de bir tane var. Siyah mavi olan ve nehirde yüzen şey nedir? Bilmiyorum. Siyah mavi olan ve nehirde yüzen şey nedir? Boş yere bana programımı hatırlatan sekreterdir. Hadi eve gidelim. Gerçekten o kölecileri nasıl bilebildin? Bir dostunu dünyanın en kusursuz elmasına bile satmayacağını bildiğin şekilde diyelim. Nesin sen, şimdi de kahin mi?